Mehmet Ali Bulut. Can boğazdan çıkar. Kan gruplarına göre beslenme. Bağırsaklarımızdaki işçiler. Midedeki sindirim süreci daha kısa olsa da sebze ve meyveler de dahil genel anlamda alınan besinleri iyi çiğnemek gerekir. Ayrıca sebze ve meyvelerdeki lifler bağırsak florasının güçlendirilmesi açısından çok faydalıdır. Bağırsak florası demişken anlatış tarzım size biraz fantastik gelebilir belki ama şunu da ifade etmeliyim. İnsanın bağırsaklarında sindirim hizmetlerine yardımcı olmak için 200 çeşit işçi çalışıyor. İşte oradaki popülasyon çeşitliliğine tıp dilinde vücut veya bağırsak florası deniliyor. Bu biyotik yaratıklar güya orada yaşar ve hayatlarını sürdürürler ama aynı zamanda yenilen içilen besinlerin vücut tarafından kullanılabilir hale getirilmesine ciddi katkı sağlarlar. Midenin çürüterek bağırsaklara gönderdiği yiyecekler maalesef o yaratıklara da büyük zararlar vermektedir. Yukarıdan beri dile getirdiğimiz yanlış beslenme ve bunun sonucu olan yanlış sindirimle bağırsaklarımızda da her seferinde büyük bir katliam yaşanmaktadır. Bu katliamın en büyüğü ise antibiyotiklerle gerçekleştirilir. Kitabımızın baş tarafında savunma sistemlerinden söz ederken bağırsaktaki bakterilerden de söz etmiştik. İşte çocukluğumuzdan itibaren bağırsaklarımızda oluşan ve sürekli orada yaşamaya başlayan bakteriler zamanla bizim bağırsak floramızı meydana getirirler. Bu floranın mahiyeti de kişiden kişiye değişir. Nitekim o yüzdendir ki aynı kan grubundan oldukları halde bir gıda birine fayda verir, ötekine tam vermez. Evet, hepimizin bağırsaklarında en az 200 çeşit bakteri yaşamaktadır ki ben bunlara sigortasız hizmetkarlarımız diyorum. İşte çürüterek bağırsaklara gönderilen yiyeceklerden bu mikro dünyanın mensupları da nasiplerini alıyor ve kitle halinde ölüyorlar. Onlar öldüğünde ve tüyler de asitten yandığında artık beden için hazımsızlık bir problem haline geliyor. O florayı yeniden yeşertmek, o bakterileri yeniden çoğaltmak için meyve ve sebze lifleri çok mühimdir. Ve tabii bir iki diş sarımsak yutmayı adet edinmek de. Bağırsak florasını en hızlı ve etkili düzelten besinlerin başında hurma ve sarımsak gelmektedir. Hurmanın dış yüzeyindeki doğal bakterileri mide florası ile benzer bir yapı arz ettiği için hurmayı yıkamadan yemek gerekiyor. Florası zedelenmiş bağırsakları en hızlı şekilde tedavi eden bir diğer yöntem ise her gün sabah akşam 3-5 diş sarımsak yutmaktır. Sarımsak hapı filan değil, doğrudan sarımsak yutmak. Sadece kabuğunu soyarak ezmeden, parçalamadan yutulan bu sarımsak dişleri antibiyotik kullanımı ve beslenme kaynaklı bağırsak arızalarını en etkili ve en kestirme yoldan gideren tedavi yöntemidir. İyi çiğnemenin yararları. Yemeği iyi çiğneyen az çiğneyene göre daha az yer içer. Çünkü yediği yemeğin enerjisini eksiksiz kullanmış olur. Karışık yemekten kaynaklanan zararlar azalır. Hazım süreci kısalır. Mide, pankreas, karaciğer ve bağırsakların işi kolaylaşır. Başta insülin olmak üzere çok daha az enzim harcanır. Unutmayın, vücut enerjisinin en çoğunu %30-40'ını hazım yapmak için harcar. Enzim üretimi vücut için hayati öneme sahiptir. Vücut en kıymetli maddelerini enzim üretmek için harcar. Çünkü en zor onu üretir. Çiğneme, mide, bağırsak, karaciğer, pankreas, bağışıklık sistemi, diyabet, tümör, kanser, alerji, diş çürümesi, sinir ve ruh hastalıklarından korunmak için de İlk ve en önemli işlevlerden biridir. Var olan hastalıklar hafifler. İyi çiğnemeyi alışkanlık haline getiren ve bunu disiplinli bir şekilde sürdüren insan şişmanlıktan da kurtulur. Zamanla kendi doğal ağırlığına kavuşur. Ruhsal rahatsızlıklar, alışkanlıklar, tiryakilikler ve benzeri hallerin yemeği iyi çiğnemeyenlerde çiğneyenlere oranla daha fazla görüldüğü tespit edilmiştir. Geleneksel tıbbın büyük üstatları uyuşturucu, sigara, alkol bağımlılığı gibi eğilimlerin altında iyi çiğnememekten kaynaklanan açlığın yattığını, psikolojik rahatsızlıkların temelinde de iyi çiğnememe realitesinin yattığında hemfikirdir.
İyi çiğnenmemiş yemek, karaciğer, dalak, safra ve kalbe büyük bir ağırlık yükler. Bu merkezlerde de o tür hastalıkların kaynağıdır zaten. Çünkü bu organların durumu ruhsal dengeyi doğrudan etkiliyor. Çoğu insanın cinni sandığı birçok hastalığın ağır kan deveranından kaynaklandığını eski tabipler sık sık vurgulamışlardır. İyi çiğneme sağlığın temelidir. İyi çiğneme ile kötü bir besinin zararlarından kurtulmak dahi mümkündür. Hatta birçok İslam tıp alimi sadece iyi çiğnemekle hazımsızlık, yüksek kan şekeri, mide, bağırsak, karaciğer, dalak rahatsızlıklarından kurtulmanın mümkün olduğunu ifade etmişlerdir. Boşaltım sisteminin sağlıklı çalışmaması. Buraya kadar aktardığımız bilgilerden artık şunu net anladık ki, sağlıklı bir yaşam için mutlaka bünyemizin rahat hazmedeceği besinleri almamız gerekiyor. Sağlıklı bir yaşam uygun gıdalar yemekten geçiyor. Evet, bu doğru ama en az onun kadar önemli bir husus daha var. O da sindirim sisteminin özünü alıp kenara attığı posalarının en kısa yoldan sistemden atılmasıdır. Eğer yediklerimizin posalarını vaktinde atamıyorsak bu da sağlık açısından çok ciddi tehlikeler oluşturur. Nitekim eski tabipler ısrarla büyük abdestinizi yapmadan asla bir sonraki öğünü yemeyin demişlerdir. Ama bugünün insanı aceleci ve gıdalarda kolay hazmedilebilir türden değil. O yüzden de bağırsaklarımızdaki artıklar çok zararlı maddelere dönüşüyor. Bir bedenin sağlıklı olup olmadığının bir ölçüsü de büyük abdestinin niteliğidir. Eski Çin tıbbında hastalıklar büyük abdestin incelenmesi ile teşhis edilirdi. Bugün özellikle büyük ülkelerin siyasi liderleri bir başka ülkeye gittiklerinde yanlarında özel tuvalet sistemini götürüyorlar ki varsa rahatsızlıkları bu yolla teşhis edilmesin. Hatırlarsanız eski Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad'ın kanser olduğunu Amerika böyle teşhis etmiş ve Suriye siyasetini ona göre yeniden şekillendirmişti. Hani halk arasında bir deyişimiz var. Ne kokar ne bulaşır diye. Daha çok cimri ve kimseye faydası dokunmayan kimseler için söylenir. İşte o söz büyük abdestin incelenmesiyle hastalığı teşhis eden o eski tıp geleneğinden gelmektedir. Yani insanın büyük abdesti kokmuyor ve bulaşmıyorsa vücut yediğini tamamen sindirmiş ve içinden alınması gereken her şeyi almış demektir. Geride kalan artık tamamen tortu ve beden için zararlı atıklardır. Daha o dışkıda vücuda yarayacak hiçbir şey kalmamış demektir ki bu da vücudun sağlıklı olduğunun işaretidir. Sağlıklı bir bünyenin dışkısı kokmaz ve bulaşmaz. Sahibinin de sağlıklı olduğunu haber verir. Bir bünyede kabızlık varsa sindirim sistemi kötüdür demektir. Sindirim sistemi kötü ise sağlıklı bir hazım ve emilim yoktur. Bu da zaten daha önceki sayfalarımızda da temas ettiğimiz gibi hastalıkların çıkış noktasıdır. Kabız olmamak için. Öyleyse insan kabız olmamak için tedbir almalı. Kabız olmamanın birinci adımı kan grubuna yani mizacına uygun yemek yemeyle başlar. Nitekim insan zaman içinde kendisine neyin yarayıp yaramadığını da tecrübe edebiliyor. İkinci adım az yemektir. Üçüncü adım iyi çiğneyerek mide ve bağırsakların işini en baştan kolaylamaktır. Dördüncü adım yemeğin hemen öncesinde ve beraberinde ve yemek yedikten sonra en az 2 saat geçmeden su içmemektir. Beşinci adım karışık yani hazım süreleri farklı ve tabiatları birbirine uymayan gıdaları birlikte yememektir. Altıncı adım her gün düzenli ve yeterli miktarda yürümektir. Yedinci adım büyük abdesti gelmeden ikinci bir yemek yememektir. Evet, sıhhatli olmak isteyen büyük abdesti gelmeden yemek yememelidir. Tabii karpuz, üzüm, incir, greyfurt gibi bağırsakları rahatlatıcı meyveler ve yeşil yapraklı sebzeler hariç. İnsan bunları her daim yiyebilir. Kabızlıktan kaynaklanan sindirim sıkıntıları için zaman zaman lavman yapılabilir. Mizacınıza uygun doğal müsiller kullanabilirsiniz. Lavman. Kitabın çeşitli bölümlerinde de bağırsakların emilim kabiliyetlerini yitirmeleri nispetinde besinlerin bağırsaklarda kalış süresinin uzadığını,
Bunun da tortu birikimine ve bağırsakların tembelleşmesine sebep olduğunu söyledik. Sindirim demek, yenilen besinlerin midede vaktinde sindirilip bağırsaklara aktarılması, bağırsağa geçen besinlerin emilip kana karışması, oradan da karaciğere gidip hücrelerde yakılacak hale gelmesidir. Ama bunun bir de boşaltımı söz konusudur. Sindirim sisteminin bir aşaması da vücuda yarayacak kısımları emilim alınmış besin artıklarının dışkı halinde vücuttan atılmasıdır. Vaktinde yapılamayan bir boşaltım kabızlık göstergesidir. Bu işlemin vaktinde gerçekleşmemesi kabızlığın sebeplerindendir. Vücutta uzun süre kalan atıklar bir yandan işkembenin büyümesine sebep olurken bir yandan da zehirli atıkların kana karışmasına neden olur. Bağırsaklarda biriken atıklar vaktinde atılmadığı ve daha büyük abdest yapılmadan yeniden yemek yendiği için zamanla bağırsaklar bombeler ve odalar oluşturur. Beden sağlıklı boşaltım yapamadığı takdirde insanın sağlığı bozulmaya başlar. Dolayısıyla sağlıklı bir yaşam için sağlıklı beslenmek kadar atıkların vaktinde boşaltılması da önemlidir. Fakat bu her zaman kolaylıkla mümkün olmaz. O yüzden de eskiler lavman adını verdikleri bir yöntem geliştirmişler. Lavman, vücudun kendiliğinden vaktinde atamadığı atıkları suni bir şekilde vücuttan atma işlemidir. Bugün daha çok ameliyat ve doğum öncesinde yapılan lavman esnasında sağlıklı bir sindirim için zaman zaman başvurulması gereken bir yöntemdir. Sağlıklı bir insan her öğünden sonra büyük abdest çıkarır. Sindirim sistemini 5 saatte terk eden gıda atıklarının da 18 saat içinde vücuttan tasfiyesi gerekir. Eğer vücut bunu atamamışsa zaten problem var demektir. Yazık ki insanların büyük çoğunluğu günde bir kere bile büyük abdestini yapamıyor. Çünkü o kadar sık yiyoruz ki vücut ne onları sindirmeye yetiştirebiliyor ne de vaktinde atmaya. Sonuçta vücutta gereğinden fazla kalan bu atıklar zamanla bize hastalık olarak dönüyor. Bu problemden kurtulmanın en etkili yolu ayda bir kere lavman yapmaktır. Bu hem bizi sanal şişmanlıktan kurtaracak hem de boşu boşuna taşıdığımız o ağırlıklardan kurtulmamıza hizmet edecektir. Lavman işlemi için günümüzde eczanelerde lavman seti satılmakta. Bu setin içerisinde kimyasal yağ yerine kendinizin hazırladığı doğal bir sıvıyı kullanmanız daha uygundur. Bunun için bir tutam papatya ile bir tutam ısırganın 800 gram sıcak suda çay gibi demletilip ılıtılması ile hazırlanmış karışımı 100 gram zeytinyağı ilavesiyle kullanabilirsiniz. Böylece bağırsaklarda biriken atıklar sebebiyle olan rahatsızlıkları da bertaraf etmiş olursunuz. Cennette gıdaların atığı yoktur. Bilindiği gibi cennette insanın yediklerinden ve içtiklerinden sonra dışkı çıkarmasının olmayacağı haber verilmiş. İnsanlar bu durumu akıllarına sığdıramıyorlar. Oysa bunun örnekleri günümüzde de uygulanmakta. İnsan hayatının bir safhası olan anne karnındaki yaşam buna güzel bir örnek. Esasında kullandığımız gıdaların posası olmasa ve vücut aldığını hakiki manada yakabiliyor olsa bu durum dünya hayatında da gerçekleşebiliyor. Söz gelimi bugün bu tür gıdalar uzay araçları için kullanılmaktadır. Nitekim sağlıklı bir bünye ve sindirim sisteminin esasları tam belirlenmiş bir insana uygun gıdalar verildiğinde posa atımı %60-%70 oranında azalır. Sık sık acıkıp da gerçekte ihtiyacı yokken yemesine gerek kalmaz. Fakat biz sindirim sistemimizin imkanlarını tam bilemediğimiz ve sindirim sistemimize uygun gıdalar yemediğimiz için vücut yenilen birçok şeyi çürütüyor. Bu haliyle bağırsaklara atıyor. Mide tarafından çürütülüp emilmek üzere bağırsaklara gönderilen besinler çok miktarda zehir ve asit içerdiği için bu asitler bağırsakların emme sistemini yakıyor, tahrip ediyor. Sağlıklı bir emilim gerçekleşmesini imkansız kılıyor ve yavaşlıyor. Besinlerin bağırsakta bekleme süresi uzuyor. Daha bağırsaklardaki besinin emilimi tamamlanmadan yeni bir yemek yediğimiz için bu kere sistem mevcudu ya bağırsaklarda ve karaciğerde stokluyor ya da kullanmadan dışarıya atıyor.
Eğer uygun besinleri birbirine karıştırmadan yesek, her öğünde sadece bir veya en fazla birbiriyle uyumlu iki çeşit gıda alsak, hem vücudumuz yorulmayacak, hem aldığımız gıdayı son kertesine kadar kullanmış olacağız. Fakat yazık ki bu mümkün olmuyor. Çünkü günümüz insanı sağlık esaslı bir beslenme değil, haz ve damak zevki esaslı bir beslenme derdinde. Esasında çoğumuz beslenmek için değil, lezzet almak için yiyoruz. Böyle olunca da yediklerimizi bize yararlı mı, zararlı mı perspektifinden değil, damağımızda bıraktığı tat esasına göre tercih ediyoruz. Bu da sağlık için tek başına yeterli tehdit ve zarardır. Bu ifadelerden kimseye damak zevkinden vazgeçmesini söylediğimizde çıkarılmasın. Vurgumuz tadı hoşunuza gidiyor diye bir şeyi birlikte yeme alışkanlığından vazgeçmek. Karışık yenecekse bile birlikte alınan bu gıdaların mizaçlarını ve hazım sürelerini de göz önünde bulundurarak hareket etmek gerek. Yemekle birlikte çok su içmek. Yemekle birlikte su içmek ise bir başka sıkıntıya, sağlığın bozulması ve yanında mide hacminin büyümesine sebep olur. Çünkü yemekle birlikte alınan su, midede besinin bir parçası olarak işlem görecektir. Ve onu da yenilen yemeğin cinsi enzimlerle işleme tabi tutar. Elbette katı gıdalar yeniliyorsa, bunu yumuşatmak babından ve tabi içerideki enzim ve asit oranını bozmaya fırsat vermeyecek miktarda su içmek gerekebilir. Bu durumda da suyun sindirim enzimleri ile yeterince karılması için ağızda uzun uzun tutularak içilmesi önerilir. Ama unutmayınız ki yemekle aldığınız suyu mide su değil yemek kabul edecektir. Dolayısıyla mümkün mertebe yemekle birlikte ve yemekten hemen sonra midedeki hazım sürecini etkileyecek oranda su içmemek gerekir. Yemeğin üzerine su içmek için en uygun bekleme vakti en az 2-2,5 saat olmalıdır. Hele yemekten kısa bir süre sonra su içmek pişmiş aşa soğuk su katmak gibidir. Besinleri hazım sürelerine riayet etmeden yemek en azından karışık ve çok yemek kadar sağlığa zarar verir. Zamansız içilen su ise bu zararı daha da çoğaltır. Kabızlık su içme usulünüzle başlar. Yemek mi yemek istiyorsunuz? Buyurun. Ama önce en hızlı hazmolunandan başlayın. Sonra sırayla hazım süresi en uzun olanı en sona bırakarak yemeği sürdürün. Yemek aralarında içeceğiniz suyu yemekten önce alın ve yemek sırasında içmemeye özen gösterin. Çünkü su mide vücut sıcaklığına ulaşır ulaşmaz bağırsaklara geçer. Onun için en iyi su içme zamanı yemek yemeden 15-20 dakika öncedir. Veya en azından ne yiyeceğinizi bilmeden sofrada sizi bekleyen yemekleri görmeden suyunuzu için. Peki neden ne yiyeceğimizi görmeden suyumuzu içiyoruz diyorsunuz. Şundan sebep, insan ne yiyeceğini görür görmez beyin hemen mideye emir veriyor ve diyor ki sofrada şu, şu ve şu gıdalar var. Bu komutu alan mide hemen gerekli asit, enzim ve salgıları hazır ediyor ve midede bekletiyor. Tabi midemiz ilk ne ile başlayacağını örfen bildiği için İlk yiyeceğimiz gıdanın enzimlerine öncelik veriyor. Onları midede hazır ediyor. Su siroza yol açar mı? Diyelim ki siz sofraya oturur oturmaz alıyor bir bardak su içiyorsunuz. Birkaç dakika geçmeden de yemek yiyorsunuz. Bunu alışkanlık halinde sürdürüyorsunuz. Şimdi ondan sonra olacakları izleyin. Siz bir bardak suyu içince o su midede vücut sıcaklığına ulaşır ulaşmaz midenin yemek için hazırladığı tüm enzim, asit ve salgıları da beraberinde sürükleyerek bağırsaklara geçer. Su ile birlikte bağırsaklara geçen ve aslında yemeğin hazmı için kullanılacağı öngörülmüş o asitler, bütün keskinliği ve yakıcılığı ile boş bağırsaklara girince bağırsak mukozasında var olan ve gıdaların eminimini sağlayan tüycükleri ve uzantıları yakar. Tıpkı ateşe verilen bir orman gibi cayır cayır bağırsak florasını ateşe vermiş olursunuz. Öte yandan midede hiç enzim, asit ve salgı kalmadığı için
Mide, ağızda çiğnenip kendisine iletilen besinleri nasıl parçalayıp hazmedeceğini bilemez. Çünkü midedeki salgı ve enzimler gitmiştir ya da çok yetersiz seviyeye düşmüştür. Bu sefer mide, başlar kas gücüyle gelen besini eritmeye, çürütmeye, çok az miktarda kalan enzimler ve salgılarla belki de haddinden fazla miktarda ve az çiğneyerek yenilen yemeği hazmetmek için saatlerce uğraşır. Midenin besin alımından önce gıdaların cinsine göre hazırladığı enzimler de kullanılmadan bağırsaklara geçtiği için mide mevcut stoku eritmek için en yüksek asidi kullanır. Bu da ekşimeye, çürümeye ve mayalanmaya neden olur. Hele siz o yemeğin üstüne bir de meyve yemişseniz, o meyve midede hamur denilen türden bir mayalanmaya da yol açar ve sonunda aldığınız gıdayı midede mayalamak suretiyle alkole dönüştürür. Siz alkollü içecek tüketmediğiniz halde bedeninizdeki etkileri açısından içen biri gibi muamele görürsünüz ve ağzınıza bir damla içki koymadığınız halde siroz hastalığına tutulabilirsiniz. Allah korusun. İşte vakitsiz içilen suyun ve sırasız yenilen yemeğin yaptıkları. Demek ki suyu mutlaka ne yiyeceğimizi görmeden önce içmemiz gerekir. Ne yiyeceğimizi öğrendikten sonra su içmek beladır. Sıralama olarak yemekten önce içilen bir suyu tatlılar ve meyveler takip etmeli. Tabi aralarına her birinin mideden bağırsaklara geçişi için gereken vakit kadar fasılalar konularak. Çünkü tatlı ve meyve ile beraber su almak da kanı bozar. Eğer yemekle ara verilmeden tatlı yahut meyve yenilecekse bunu yemeğin hemen üstüne yemektense su mideyi terk ettikten sonra yemeğin öncesinde yemekte fayda var. Zira tatlıların ve meyvenin midede kalma zamanı yemeğe oranla daha kısadır. En fazla 40-45 dakika içinde hazm olunur. Üstelik tatlı ve meyvenin birinci hazmı midede tamamlanır. Bağırsaklardan direkt kana geçerler. Tatlı ve meyveyi çorba yahut salata takip etmeli. Ardından yemeğe geçilmeli. İnsan birden fazla çeşit yemek yiyecekse bu sıraya uymalı. Daima sulu yemek önce alınmalı. Katı sonraya bırakılmalı. Eğer tatlıyı yahut meyveyi yemekten sonra yemeği tercih edenlerden iseniz, o takdirde yemekle tatlı, meyve arasında ilk hazım süresi kadar bir ara vermek icap eder. Yani ilk yediklerinizin mideyi terk etmesini beklemeniz gerekir. Suyu yemekten önce veya sonra besinlerin mideyi terk ediş vaktini hesaplayıp içmek gerekir. Kur'an-ı Kerim'de tasvir edilen cennet hallerinden de Vakia suresinin 20-21. Ayetlerine benzer bir sıraya riayet edildiğini görüyoruz. Ayette cennet halkına önce meyve ve ardından et verildiği hatırlatılır. Temiz gıdalar tüketmek. Günümüzde temiz gıda ile beslenmek artık her zamankinden daha büyük bir önemi haiz. Çünkü bugün gıdaların temizliği sadece dış yapılarıyla değil, genetik yapısı ve ne tür kimyasal ilaçlar kullanıldığıyla da ilgilidir. Genetik yapının değiştirilmesini ifade eden GM, İngilizce Genetically Modified kelimelerinin baş harflerinden ibaret bir kısaltmadır. Bu ibare, bir şeyin genetik yapısının yani Allah'ın ezelde takdir ettiği şeklinin bilinçli bir şekilde değiştirilmesi işlemini anlatır. Hani Nisa suresinin 118 ve 119. ayetlerinde temas edilen şeytanın Allah'a ant içerek insanı yoldan çıkaracağını, yaratma usulünü değiştireceğini söylediği şeytani operasyondur. O ayette şöyle der şeytan: "Onlara emredeceğim. Allah'ın yarattığını değiştirecekler." İşte genetically modified denilen ve Türkçe karşılığı genetik yapısı yeniden şekillendirilmiş, genetiği değiştirilmiş organizmalar olan GDO olarak adlandırılan bu ifade. Ayette bahsi geçen ve "onlara emredeceğim, senin yarattığını değiştirecekler" iddiasının teknik izahından başka bir şey değildir.
Cenab-ı Hakk'ın eşyayı nasıl var ettiği, onların birbirinden farklı olmaları için genetik diziliminde nasıl bir takdirde bulunduğu, o eşyayı neden o şekilde tasarladığı bizce meçhuldür. Ama insanoğlu artık farklılıkların nasıl yaratıldığını anlamış durumda. Genetik sarmalın içindeki sıralamayı değiştirdiğinde neler elde edebileceğini ve bu yapının nasıl yapboz gibi şekillendirilebileceğinin farkında. Zaten genetik çalışma dediğimiz şey de budur. GDO teknolojisi herhangi bir organizmaya tek bir gen veya gen grubunun eklenmesi veya çıkarılması ile yapısının değiştirilmesini esas alır. Yahut iki ve daha çok türün genetiklerini birleştirip yeni bir tür, mesela tüysüz şeftali ve nektarin gibi elde etmeyi planlar. Genetik mühendisliği denilen bu yeni bilim dalı, insanlığa yeni hizmetler ve tatlar sunmak gibi bir iyi niyet temeline oturuyor. Görünse de esasında insanlığı felakete götürecek yolun kapısını da aralamıştır. Bu mühendisliğin temelinde organizmalar arası gen taşınması ve yeni türler elde edilmesi hedeflenir. Nasıl ki çimento bulunduktan sonra insanlık beton arme dediğimiz nispeten sağlam ve yüksek ama hiç de sıhhatli olmayan bir bina şekliyle tanışmışsa, nasıl güçlü çelikler elde edildikten sonra gökdelenler var edilmişse, genetik buluşların da en az onlar kadar masum ve faydalı olacağı sanılıyor. Ama öyle değil. Çünkü türler arası gen transferinin nerede duracağı bilinmemektedir. Elbette şeytan ancak onlara kuruntudan ibaret bir gurur verebilir diyerek Cenab-ı Hak kendi yarattıklarının yapısını muhafaza edeceğine dair bir umut verse de insanoğlu bu çalışmalarının kendi türüne ne kadar büyük zararlar verdiğini görünceye kadar birçok nesli teref olup gidecek ve insanlığın başına görülmedik mikroplar, kolay kolay yok edilemeyecek virüsler, kendisini antilerine karşı yenilebilen bakteriler üreteceklerdir. Şimdilik sanayi ürünü olan gıdaların hemen hepsinde GDO çalışmalarının izleri vardır. Etlerde, meyvelerde ve gıdalarda farklı genlerin transfer edilmesiyle istenilen renk, tat, koku, şekil, sertlik ve yumuşaklık ve dayanıklılık sağlanabilmektedir. Bunları sağlamak için gıdalara katılan katkı maddeleri tek başına besinleri belaya dönüştürebilmektedir. Domateste balık, patateste akrep geni. Bugün dünya genelinde, özellikle de türler cenneti ülkemizde, genetik yapısı üzerinde oynanmamış tohum neredeyse kalmamış durumda. Halk tarımda kullanılan GDO'lu tohumlarının niteliği ile ilgili bilgiye sahip değil. Hatta çoğu durumda onu alıp eken çiftçi dahi bilmez ki o tohum ebterdir. Halbuki uzun zamandan beri Türkiye GDO'lu tohumlarını kullanmaktadır. En masumu hibrittir. Hibrit kısır tohumdur. Kendisi kısır olduğu gibi onu yiyenleri de bir süre sonra kısırlaştırmaktadır. Katır da bir hibrit olduğu için Peygamberimiz tarafından üretimi yasaklanmıştır. Bugün pamuk, buğday, pirinç, soya, mısır, ayçiçeği, şeker pancarı, patates, ıspanak, soğan, sarımsak, karpuz, kavun, elma, roka gibi sık tüketilen tüm tahıl ve sebzeler yeniden yapılandırılmış tohumlardan üretilmektedir. Domates, dayanıklı ve kütür kütür bir sebze olsun diye köpek balığı geni ile takviye edilmiştir. Keza patatesin baş belası olan bir bakteriye karşı korunması için genetik yapısına akrep geni ilave edilmiştir ki o zararlı haşerat patatese yanaşmasın. Doğada türler arasında kendi aralarında döllenebilme geçişkenliği, transgen, kısmen vardır ama bu türler aynı zamanda yapı itibariyle birbirine yakındır. Oysa transgenetik çalışmalarda yiyecek olarak takdir edilmemiş, yani Cenab-ı Hakk'ın yenilmesini murad etmediği organizmaların genleri yenilecek ürünlerin genleriyle buluşturuluyor ve onlara mevcut halinden farklı bir dayanıklılık, görünüm ve tat kazandırılıyor. Bu tür yapısı bozulmuş yiyeceklerin ve hayvanların insan sağlığı ve neslini nasıl etkilediğini henüz bilmiyoruz. Çünkü bu çalışmaların üzerinden bunların etkilerini görebileceğimiz kadar bir süre geçmedi.
Fakat bu çalışmaların Allah'ın yaratma usulünü değiştirme faaliyetini olduğunu akıldan çıkartmamak gerekir. Bu evren için Allah lafzı aynı zamanda eşyada sünnetullah'a uygunluğu ifade eder. Bu açıdan bakıldığında Allah'ın yarattığını değiştirmek maksada sünnetullah'a ve insanın tabiatına uygun olmayan bir şeyi icat etmek demektir. Esasında dambetül arz denilen ve insanlığın başına bela olacağı haber verilen canlının dahi bu tür çalışmalar sonucunda ortaya çıkacağını tahmin etmek güç değil.